Herkese yeniden selamlar. Yeni gelenler için ben Özgür. Android 11 betasının betası diyebileceğimiz bir sürüm yazılım geliştiriciler için serbest bırakıldı. Ben de bu sürümü Google Pixel cihazına yükleyerek yenilik ve değişiklikleri aktarmak istedim. Hemen başlayalım. Koyu temanın artık zamanlanmış bir şekilde devreye girmesini ya da devreden çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bunun için basitçe ekranı aşağı çektikten sonra koyu temanın üzerine basılı tutarak ilgili menüye ulaşıyoruz. Programla başlığının altında güneşin batışından doğuşuna kadar açık kalır özelliği seçilebilir ya da şu anda Türkçe'ye çevrilmemiş olan Turns on at custom time yani kişiselleştirilmiş bir zamanda aç seçeneğini de devreye sokabilirsiniz. Denetim merkezine eklenen bir kısa yol var. Ekran kaydı almak isterseniz herhangi üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan basit bir şekilde buradan kaydı başlatabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynayanların işine yarayabileceğini düşündüğüm bir özelliği buraya kısa yol olarak eklemişler. SMS ya da WhatsApp mesajlarını balon şeklinde ana ekranda tutabiliyorsunuz. SMS olarak ya da WhatsApp üzerinden gelen mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda balon şeklinde göster başlığına tıklayarak mesajların artık bu şekilde gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bildirim ekranında farklı uygulamalardan gelen mesajları, sessize alınmışları ya da sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri sekmeler halinde listeliyor. Burada çeşitli uygulamalardan gelen bildirimleri belli başlıklar altında toplayıp daha derli toplu bir görüntü sunmak hedeflenmiş. Geliştirici seçenekleri altında ekranı yenileme hızını göster menüsü mevcut. Bu aktif edildiğinde mevcut ekrandaki yenileme hızını görebiliyorsunuz. Oyuncular için güzel bir seçenek olabilir, oyun oynarken cihazlarının kapasitelerini test etme şansı bulabilirler. Herhangi bir uygulama ilk kez açıldığında Android 10'a nazaran veya daha önceki modellere nazaran daha basitleştirilmiş seçenekler çıkıyor. iOS kullanıcılarının aşina olduğu bu seçenekler bir kez izin ver, uygulamayı kullanırken izin ver ve reddet şeklinde sıralanmış. Android 10 ve önceki sürümlerde sanırım her zaman kullan seçeneği de mevcuttu. Bu kaldırılmış ve bence bilgi güvenliği açısından biraz daha faydalı olmuş. Paylaşım menüsündeki liste en üstte öneriler ve altta çeşitli programlar şeklinde geliyor. Bu listeden sıklıkla kullandığınız uygulamaları buraya sabitlemek için üzerine basılı tuttuktan sonra sabitle başlığına dokunarak belirlenen uygulamaların listede sürekli olarak bu sekmede görünmesini sağlayabilirsiniz. Android 11'de pil paylaşımı adlı bir özellik de olacak. Uyumlu cihazlarla cihazın pilini paylaşabileceksiniz. Bu cihazlar kulaklık, saat ya da telefon olabilirler. Tabii malum bu tarz bir kullanımda cihaz pilinin biraz daha erken bitmesi gayet normal bir sonuç olacak. Küçük bir dokunuş da Bluetooth'a yapılmış. Örneğin herhangi bir cihaz bağlı değilken uçuş moduna aldığınız cihazda tüm özellikler Bluetooth dahil hepsi kapatılıyor. Ancak kulaklığınızı eşleştirdiniz ve müzik dinlemeye başladınız. O esnada cihazı uçak moduna aldınız. Bağlı olduğunuz kulaklıkla bağlantınız kesilmiyor ve müzik ya da her ne dinliyorsanız dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Cihazlara göre farklılık gösterebilecek bazı özellikler de var. Örneğin Pixel 3a'da görünmeyen ama internette bahsedilen bir özellik de dokunma hassasiyetini yükseltme ile alakalı. Özellikle ekran üzerinde koruyucu bir malzeme kullanılıyorsa bu özelliğin aktif edilmesi daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkaracaktır. Tabi burada bahsedilenlerin dışında daha fazla 5G band desteği, kablosuz ağ ve Bluetooth'taki iyileştirmeler, ayrıca güvenlik yamaları gibi burada gösteremeyeceğim gelişimler mevcut. Bu sürümün bir beta sürümünün de betası olduğunu, yani sadece bir ön izleme sürümü olduğunu unutmayın. Buraya daha birçok yenilik eklenecektir. Bu ürünün son hali değil. O yüzden birkaç hafta sonra gelen yenilikleri, özellikleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Video ve içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmanızdan mutluluk duyarım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.